Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Fenerbahçe'nin maç günü ikinci videomuz arkadaşlar. Bu video içinde peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. İçinde duyum da barındırıyor, yorum da barındırıyor. Ee, ve kanalımızda yorum engeli yiyen arkadaşlar bana hiçbir şekilde geri dönüp çağrıda bulunmasın. Hiçbir şekilde engeliniz kalkmayacak. Benden de söylemesi bu konuda da ısrarlı bir şekilde belirtiyorum. Çünkü farklı istekler, farklı düşünceler oluşmaya başlamış. Onu da söyleyeyim de peşin peşin. Şuranın 25.700 olması maç saatine kadar tek temennim çünkü iki maçtır. Bunu deniyoruz. Hani totem motem değil de sadece rica ediyoruz. Hadi burası şöyle olsun, şu sayıya ulaşsın. Maçı kazanalım inşallah diyoruz. Ve ulaşıyorduk. Fakat bugün hani şu an için bir 30 yani yaklaşık bir 30 kişiye kadar ihtiyacımız var. Bakalım destek verecek misiniz? Arda Güler aynı bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartılmış ki bu bilgiyi zaten biliyorsunuz. Ona ilişkin de yazmışlar. Sen kadro dışı diyorsun. Kadro dışı lan şu aynı şey diyor falan filan. Arkadaşlar videoda açık açık aptal anlatır gibi anlattım bazı arkadaşlarımız. Maalesef aptalın da alt seviyesinde oldukları için engeli yiyip oturdular oturmaları gereken yere şeye. O yüzden sizden tavsiyem dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şunu belirteyim, şunu rica edeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin sezon elbette uzun ama Fenerbahçe'deki psikolojik eşiği bilenler Adana Demirspor maçında bayrağın ele alınıp koşuya başlanacağı viraj olduğunu anlamışlardır. Fenerbahçe öne geçirse taraftarına keyifli bir gece yaşatır demiş Gürcan Bilgiç. Bunda çok bir şey yok. Ama yerli hocalar olduğu zaman spor yazarları sabır, lig uzun bir maraton, puan farkları suni, hani ee, şöyle iyi, böyle iyi, bak ikincilik bile iyidir diyenler uyuyor. Yabancı hoca oldu muydu? Her maça ölüm kalın maçı. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ya psikolojik olarak önemli bir maç. Evet okey ama senelerdir her maç için, her viraj için ölüm kalın maçı Fenerbahçe için ölüm kalın maçı ya niye Fenerbahçe için ölüm kalın maçı niye Fenerbahçe için ölüm kalın maçı ya yani niye ölüm kalın maçı arkadaşlar niye rakipler için hiçbir maç ölüm kalın maçı değildi anca Fenerbahçe için ölüm kalın maçı saçma sapan şeyler ya ya Allah aşkına ya 60. dakika geliyor Kadıköy'de. Maç 0-0 kafa kafaya homurdanmalar başlıyor, küfürler başlıyor, istifa bilmem şeylere başlıyor. Ya Adana Demir evet oturmuş takım, güçlü bir takım, kağıt üstünde de iyi bir takım. Teknik direktörleri vesaire futbolcuları iyi. Ya inşallah maçı kazanırız. Bir, şey, bir çok kişi susar. Ama Üçüncü hafta maçı gelmiş ölüm kalın maçı. Niye ölüm kalın maçı? Bak dördüncü maça çıkacaksın, o da ölüm kalın maçı. Beşe çıkacaksın, o da ölüm kalın maçı. Altıya çıkacaksın, o da ölüm kalın maçı. Şu döneklere yeter artık ya. Yani şu döneklere yeter artık. Şunlara prim vermeyin, taviz vermeyin. Fenerbahçe için ölüm kalın maçı değil, test maçıdır bu maç. Çünkü Ümraniye'nin iki tane hızlı oyuncusu vardı. Zaten Süper Lig'de genellikle takımların hemen hemen hepsi aynı. İki tane hızlı oyuncuya pozisyon vermiştik mesela tek orta sahaya çıkıp. Bakalım bugün Akintola Onyekuru ikilisiyle neler olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Biz hani o Samuel için çok iyi, savunma da çok iyi diyoruz. Ferdi için aynısını diyoruz. Bakalım bugün ne olacak? Fenerbahçe'nin oyunda yükselişi var. Ama bakalım Nispeten son iki maçtır kolay takımlarla yapıyorduk. Asıl bugünkü maç bir test maçı, zorluğu ölçme maçı, ters bir rakibe karşı yapılacak maç. Her şeyi test edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe taraftarının mental durumu çok önemli. Ya çabuk yükselik, çabuk düşebilen bir yapısı var Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe bugün maçı kazanırsa şampiyon olmayacak. Şampiyon olmayacak. Ama e, Trabzonspor'un yenildiği. Hatta rezil olduğu 5 tane yemek bence rezil olmaktır. Şimdi bunu anlattığımız zaman bazı arkadaşlar kafa basmıyor ama rezil olmaktır 5 tane yemek. Ve bu maçta bu şeyden e, taraftara laf anlatma gereği duyuyoruz. Başakşehir Bertrand Traore'yi kadrosuna katmış. Fenerbahçeli olduğunu iddia eden birçok arkadaşım iki gündür üç gündür yaslar bağlamış karalar bağlamış durumda. Hocam Bertrand almışlar Traore'yi de almışlar diyorlar. İkisini farklı kişi zannediyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ulan ben bunu videoda zaten söyledim. Dedim ki biz satın alma opsiyonunu kiralık istedik. Vermediler. Sadece kiralık veririz dediler. Başakşehir bunu kabul etti. Sadece kiralık olarak aldılar. Yani daha bunun neyini soruyorsunuz? Hani hangi cevabı vermem lazım? Anneniz çok güzel mi demem lazım? İşte annenizin yemekleri çok güzel mi demem lazım? İşte babanız iyi ki annenizi bulmuş mu demem lazım. Hani hangi cümleyi söylersem susacaksınız artık. Ya bu, arkadaş Başakşehir ben Trabzon'a almış hocam yorumun nedir? Lan günlük bir takım bir futbolcu alıyor. Her futbolcuya yorum mu yapayım? Sonra aynı kişiler yorumlara yazıyorlar. Çok uzatıyorsun. Çok uzatıyorsun. Sizin tuzağınıza düşmeyeceğim. Ben söylediğim neyse söylediğim şekilde duyumlar gerçekleşti. Çok şükür ki Allah'a çok şükür ki duyumlar tamamen doğru. Valencia Lyon'un 21 yaşındaki Türk stoperi Cenk Özkaçar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için anlaşmaya varmış. Hocam bize ne Cenk'ten, bize ne Lyon'dan ee, şimdi yurt dışında yabancı kuralı var. Valencia için Cenk Özkaçar yabancı diye biliyorum. Eğer İspanya'da kural değişmediyse yani elden ya Maxi Gomez'i falan çıkaracaklar ki ben bugün Maxi Gomez için bir şeyler de bekliyorum. Bazı açıklamalarda bekliyorum. Beşiktaş, Fatih Karagümrü 4-1 mağlup ederek ligde 3 maç sonunda 7 puan ulaştırıyor. Bu külliyen yalan. Bu tamamen yalan. Beşiktaş, Fatih Karagümrü 4-1 mağlup ederek 4 maçta 10 puana ulaşan ilk takım oluyor. <laughs> Bakın 4 maçta 10 puanı. Hocam manyak mısın? 3. maç oynadı adamlar. Ne 10 puanı 7 puanı var. 4. maç Sivas evlerinde arkadaşlar. Skoru da not edin 3-1 kazanırlar. Her yıl olduğu gibi. Sonra Rıza Çalınbay çıkar. Bir şeyler söyler falan filan. Andrea Pirlo demiş ki maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor demiş. Mesela hakem diye ağlayın. Genelde hakem diye ağladığınız zaman bir şeyler oluyor. Yani bakın abi hakem diye ağladığınız zaman bir şeyler değişiyor. Mesela Beştaş. Ben açık söyleyeyim. Gram futboldan anlıyorsa Beşiktaş taraftarı teknik direktöre sabredecekler. Çünkü kadroları kısıtlı. Bu kadro şampiyon olamaz. Olamama sebebi de kısıtlı kadro. Yarın bir gün sakatlıklar olacak, kadro dışılar olacak, kavgalar olacak, ürütüler olacak. Ya Beşiktaş ekonomisini ve sisklemi, iskeletini düzeltmek için de bu hocaya ihtiyaçlar var. Çünkü sürekli genç oynatıyor. Ya bir tanesi yazmış. Daha bu takıma Gezdal gelecek, Soğuz'a gelecek, Dellerli gelecek diye. Getirin takımlar, takımınızın içine edin. Getirin. Ya kimi çıkaracaksın? 3 tane Türk oynatma şansın var ve zorunluluğum var. Ve Beşiktaş'ın da sadece Türklerin oynatabileceği 3 kul var, iki, şey 2 mücadele unutmayın. Dünkü maçta Ersin, Necip, Berkay Vardar oynamış. Misal Berkay Vardar'ın yerine ha pardon, Salih Uçan da var. 4. Berkay'ın yerine hadi Souza'yı getirdin. Stoperde Necip'i mi oynatacaksın? Gezzalı Muleka'nın yerine oynatacaksın zaten. Ki dün akşam gol katkısı vardı. E Della Ali, Getson Fernandez'in yerine mi oynatacaksın? Getson Fernandez'in yerine mi? Çok büyük salaklık olacak bence. Ha bu 4 yabancıyı da üçe indirdiler. Fenerbahçe için yapıldı falan filan diye. Şimdi Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da kadrosuna bakamam. Ömer Bayram'ı falan filan mı oynatacaklar diye. Ulan yabancı Türk sayısının fazla olmasının çok Fenerbahçe'nin işine geliyordu. Altay, Ferdi, Arda Güler, İrfancan, Can, Emre Mor, Mert Hakan, Serdar Aziz, Serdar Dursun, daha Sakat, Nazım Sangare falan diye sayar sayar giderim. Yani birilerinin akıllanması lazım. Beşiktaşlı Galatasaraylı arkadaşlar kafalarına göre işte e, herkesi topluyorlar işte falan filan. Kuralı Fenerbahçe için yapıyorlar falan filan. Alın size salak saçma bir edebiyat. Alın zekası olan herkesin anlayabileceği bir edebiyat. Bugün yabancı sayısı serbest bırakılsa Beşiktaş'ın içine gelir, Galatasaray'ın içine gelir. En az Fenerbahçe'nin içine gelir. Dört Türk'ten üçe düşürülmesi de en az Fenerbahçe'nin içine geldi. İnşallah salak anlatır gibi anlattım ama bazı arkadaşlar anlamıştır. Çünkü bu. Ha açık söyleyeyim ilk 3 hafta itibariyle Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Hazır değil. Şöyle böyle falan filan doğru. Zaten 6, 10 kişi de kaldılar erkenden. Ama Beşiktaş'ın 4 attığı ve bir o kadar da kaçırdığı kara gümrük. O da az gerizekalı bir takımı değil yani. Volkan Demirel'i gönderip Pirlo'yu getirmek ki Juventus'ta adam o kadroyla başarılı olamamış o sistemde. İlginç. Yine bir şey söyleyeyim. 4 İstanbul takımı rezalet. Kasımpaşa, İstanbul Spor, Karagümrük ve Ümraniye Spor. Dördü de birbirinden iğrenç futbol oynuyorlar. Haberiniz olsun. He ondan Ümraniye'ye beraber kaldın değil mi? Arkadaşlar ben tekrar tekrar anlatmayayım. Gerekenleri videoda açıkladım. Gerekenleri defalarca söyledim. Ama bu dört takımın dördü de iğrenç. Radikal değişiklik, radikal transferler, şike, ne bileyim hakem satın alma, federasyondan anlaşma gibi şeyler olmadığı müddetçe bu dört takımdan en az iki tanesi yüzde bir milyon küme düşecektir. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Hocam ne şikayetse Allah'ını seversen bunlar niye şike yapsın falan filan. Niye? Söz konusu Fenerbahçe olduğu müddet ağzınıza geleni sayıyorsunuz. Yine devam edelim sevgili dostlar. Muhammed Gümüşkaya sağlık kontrollerinden geçmek ve e, imzasını atmak için Belçika'ya gitti. Sabah saatlerinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yol açık olsun. Biliyorsunuz Muhammed Gümüşkaya için öncelikli satın alma opsiyonu Westerlo'da olacak şekilde e, transferi gerçekleşti. Birçok arkadaşımız işte Fenerbahçe, Westerlo'yu arka bahçesi kullanıyor falan filan diyor. Eyüp Sporu, Ümraniye Sporu falan filan hani ne bileyim bazı takımları arka bahçesi olarak kullanan takımlardan bahsediyoruz yanlış anlamayın. Bunların taraftarını demez de ayrı bir komik oluyor. E, onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi. Muhammed Gümüşkaya da iyi bir isimdi ama şu kadro yapısında yer bulamayacak isimdi. Adana Spor'ta Balotelli'nin maç kadrosuna alınmadığını bir kez daha hatırlatalım. Ee, Zubayı, Artem Zubayı İstanbul'a getirmişler. Henüz takımda idmana çıkmayan, sezon başı kampında yapamayan oyuncu. Fenerbahçe maçında oynatmak gibi bir hata yaparlarsa belki Zuba'nın tamiri mümkün olmayan ya da çok zor olan bazı sakatlıkları olabilir. Kendileri bilir. Onu da söylemiş olduk. Ee, Fenerbahçe'nin forvet transferlerinden forvet transfer adaylarından Maxi Gomez için ben açık söyleyeyim bugün çok net bir olay bekliyorum. Yani net bir olaydan kastettim. Ya işte görüşmelere başlanıldı İstanbul ayağı şöyle olacak diye ya da başka bir şey. Ama bugün kap olmasa dahil resmi bir açıklama bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu söylemek kolay değil. Bunu söylemek gerçekten kolay değil. Çünkü bazen ne anlatırsan anlat, karşındakinin anladığı kadardır. Yani ee, karşındakinin anlattığı kadardır. Ne anlatırsan anlat. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada bana şeyi çok soruyor hocam. Balotelli oynamıyor Fenerbahçe'ye karşı. İşte acaba Fenerbahçe Balotelli'yi mi transfer edecek diye. Aman durun. Aman durun. Dolar artsa Fenerbahçe'nin yüzünden olmuştur diyorlar. Euro artsa Fenerbahçe'nin yüzünden olmuştur diyorlar. Bir şey oluyor Fenerbahçe'nin yüzünden oldu diye. Lan başka bir şey oluyor gene Fenerbahçe'nin yüzünden oluyor. Her şey Fenerbahçe'nin yüzünden oldu biliyorlar. Ay zaman bunlara bir şey anlatmayın. Bunlara ses çıkarmayın. Bırakın dünyaları bildiği gibi olsun. Fenerbahçe'ye forvet olarak bir isim önerildi arkadaşlar. Coventary oyuncusu 24 yaşındaki Victor Rio Keres. Bu arkadaş Fenerbahçe'ye önerildi. Bilginiz olsun. Hocam eee Maxi Gomez, hocam ne dedik? Tekl yani şeyimiz ne oldu? Alacak mıyız? Kimdir bu? 24 yaşında İsveçli oyuncu. 4 Haziran doğumlu, 98 doğumlu. 1.87 boyunda santrafor. 5 milyon euro piyasa var. İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City futbolcusu. 7 kez İsveç milli takım forması gibi 2 golü var. Bu sezonda çıktığı iki müsabakada bir gol atma başarısı sergiledi 180 dakikada. Böyle bir isim. Ee, Almanya'da St. Pauli forması giymiş 2019 yılında. 2019-2020 sezonunda daha doğrusu. İsveç'te çıkıp Brighton, Svensia, Coventry gibi takımlarda forma giymiş. Ama bize önerildiğini de belirteyim. E, fakat biz çok sıcak bakmıyoruz. Maxi Gomez konusunda da şunu söyleyeyim. Hocam oyuncu bizi satar. Hocam şöyle yapar, böyle yapar falan filan. Valla biz elimizden geleni yaptık. Ama şunu da söyleyeyim. E, Maxi Gomez için Celta Vigo diyorsunuz. Eğer Fenerbahçe vazgeçerse Fenerbahçe vazgeçerse bir şey diyemem. Fenerbahçe vazgeçmediği müddetçe Celta Vigo alamaz arkadaşlar. Orada söyleyeyim. Hocam 12 milyon euro piyasa değer var. 12 milyon euro piyasa değer var. 6 milyon euroya alırsak da kimse şaşırmasın. Bir kez daha söylüyorum. Yanlış anlaşılma olabilir diye söylüyorum. 12 milyon euro piyasa değeri var. Kulübün istediği para 12 milyon euro. 6 milyon euroya alırsak kimse şaşırmasın. Anladınız mı? Onu da söyleyeyim. Sabahleyin duyumlarda baktım. Duyumcu Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe'de iki oyuncuya resmi teklif geldi. Biri reddedildi demiş. Reddedilen futbolcu Serdar Dursun. İnanamayacaksınız. Bakın hiç inanmayacaksınız ama Şalke 04'ten gelmiş teklif. Ve e, 2,5 buçuk milyon euroluk bir teklif gelmiş. Günaydın. Benden iki buçuk hafta sonra haberi girdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sercan Hamzoğlu da iki buçuk milyon euroyu doğrulamış Şalke 04'ün. Eee Sadece Alman kulüpleri değil, bir İtalyan ya da İsveç kulübünden de bir teklif geldi. Süper Lig takımlarından birkaçından teklif geldi. Hatta bonservisli 2,5 milyon euronun üstünde de teklifler geldi. Ama Fenerbahçe hem e, rakamı yeterli bulmadı, 4-6 arası teklif gelirse düşünebilir. Hala düşünebilir. Hocam Thiago kullan falan olacak iş değil. Ben söyleyeyim. Serdar Dursun'a eğer, eğer 4 milyon euronun üstüne bir teklif gelirse satılma ihtimali hala var. Ama böyle bir teklif gelmedi. Bu bir. İkincisi şu an için ihtiyaç var. Türk kuralından dolayı bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Ee, ayrıca hocam iki futbolcuya resmi teklif. İkinci futbolcu kim? Sizin az sevdiğiniz bir isim. Sizlerin az sevdiği bir isim. Hocam kabul edilecek mi? Yani kabul edilecek mi? Buna pek fazla cevap vermeyeyim. Yani buna çok fazla cevap vermek istemiyorum. İnşallah e, hayırlısıyla neticelenir, hayırlısıyla sonuçlanır. E, hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi buna çok fazla bir cevap veremeyeceğim. Ama teklif kabul edilmek üzere. Onu da söyleyeyim. E, komentarisi. Bu arada Fenerbahçe Avusturya maçı eksen platformundan canlı yayınlanacakmış. Dediğim gibi Ertem Şener'e hazır olun. Avusturya futbolcularının giydiği çamaşırlara kadar hepsini öğreneceğiz. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün diyordu İlker Yasin. Şimdi onlar düşünsün hakikaten de. CS kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıklamış. Arkadaşlar bakın ne olur bana bunlarla gelmeyin. Hocam iddiada şampiyonluk oranları güncellenmiş Fenerbahçe'yi liste başı yapmışlar falan filan diye. Bak bana şöyle gelin. Hocam Fenerbahçe Adana Demirspor maçına işte 0-2 çifte şansa yurt dışında 150 milyon euro basılmış iddiaya. Deyin ki ben de Fenerbahçe'nin kesin kazanacağını anlayayım. Yani böyle bir şey varsa. Çünkü yüksek meblağda oynanan iddialardan sonra kesinlikle ve kesinlikle gerek hakemler gerek Başka etmenler devreye giriyor. O maç tam tersi sonuçlanıyor. Ve biz bundan artık iddia şikesi mi derler, iddia dümeni mi derler, iddia olayı mı derler ya da iddia totemi mi derler. Bunun gerçekleştiğini anlıyoruz. İnşallah Fenerbahçe maçına 0-2 çifte şansa baya baya para basılmıştır. Fenerbahçe bugün kazanıp maç bitiminde Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe demeyi Rabbim nasip etsin inşallah. CS'in geliştirdiği istatistik modeline göre Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını öngörmüşler. Küme düşecek adaylardan bir tanesi Ümraniye miydi? Yani bir tanesi İstanbulspor'u öngörmüşler arkadaşlar. E, i̇kinci Trabzonspor yapmışlar. Üçüncü Galatasaray, dördüncü yok. Üçüncü Beşiktaş, dördüncü Galatasaray yapmışlar. Yani bu adamların geliştirdiği model. Küme düşecek takımlardan birini de Giresun yapmışlar. Bilmiyorum Giresun'u çok dikkatli izlemedim ama e, bakmakta fayda var. Ama bu değişir transferlere göre de işte daha 8 Eylül'e yaklaşık 3 hafta var. Yani yaklaşık 3 hafta var. buçuk hafta var da. Fenerbahçe'yi, Manchester City'yi, Real Madrid'i, Inter'i, Bayern Münih'i, Paris Saint Germain'i, Sporting Lisbon'u, Ajax'ı ve Rangers'ı göstermiş. Bu arada Paris Saint Germain topun kralını oynamaya başlamış. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde herhalde istediği yere gelmeye yakın bir takım. Eğer kulüp içindeki tartışmalar çözer. Mesela Beşiktaş'ta kulüp içinde tartışmalar var arkadaşlar. Cenk Tosun 30 saniyeliğine oyuna alınıyor. Duş dahi almadan stat'tan ayrılıp gidiyor. Hocam kulağını çekerler onun. Onlarla anlaşırlar. Bir şeyler yaparlar. Hayır abi. Niye kulağını çeksinler? Eğer bu Fenerbahçe'de yaşansaydı bu olay 7-24 basın medya kuruluşları hepsi devreye girerdi. Fenerbahçe'de kriz. Tı 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 tın, tı 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 tın, böyle verirlerdi kırmızı yeşili maviyim. kamptan ayrıldı. He, sen de kadro dışı yazıyorsun. Lan ben kadro dışı yazarken aptal anlatır gibi de anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, yani kağıt üstünde kadroya alınmadı ama mantık olarak kadro dışı. Çünkü bu kadroda yer almayacaklar. Bunun başka bir tabiri yok. Başlığa ne yazmam lazım? Siz karar verin. Arda Güler, ha ya Sabuncu oldu. Şimdi resmi bir duyum yaptı. Fenerbahçe Maxi Gomez için Valencia'ya 7 milyon euro teklif yaptı demiş. 40 saniye önce. Allah Allah. 6 artı 1 o zaman. 22 Ağustos 13.44'te paylaşmış. Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Aa çok benzer. Bu arada var ya stat. Maça öyle bir hazır. Kalt gibi ya. Ya var ya halı gibi zemin. Zemin halı gibi halı halı. Hocam bize de gösterse. Gösteririm arkadaşlar. Ayıpsınız. Bu arada kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Bak daha çok beğeni gelirse daha çok kişiye gider. Allah aşkına halı gibi değil mi ya? Şöyle vereyim bak. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Vallahi halı gibi ya. Şey gibi böyle foto montaj gibi. Değil mi? Vallahi foto montaj gibi duruyor ya. Foto montaj gibi duruyor. Vallahi hakkımıza hayırlısı olsun. Ee, i̇nşallah akşam maçı kazanırız. Bunları da belirtmiş oldum. Arkadaşlar. Transfere dair sorularınız varsa rica ediyorum. Bu gönderi, ya yani bu videonun altına yazın. Anlatabiliyor muyum? Bu videonun altına yazın. Hepsini olmasa da birkaç tanesini, birkaç tane olmasa da 25, 5, 10, 2, 3 tanesini cevaplamaya çalışırım. Peki hocam. Peki hocam. Diyelim ki geldi. Diyelim. Bak sizin soracağınız soruyu soruyorum. Hocam Maxi Gomez diyelim geldi. Biz kimi göndereceğiz? birini göndeririz ya. Hocam ben de video dondu zannettim. Bir şey sorabilir miyim? Ya sorayım bunu ya. Normalde biraz sürprize bırakacaktım ama. Penetra diye bir oyuncu vardı. Hatırlıyor musunuz? Penetra. Alexandra Penetra diye. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Fay. Famalikokale. Famalikolao. Famalikale. Famalikao takımında 3 milyon euroluk o takımın da kaptanı olan bir stoper vardı. Alt yaş kategorilerinde U16'da 7, u 15te 2, 9 etti. U18'de 1, 10 etti. U21'de 3 kez, 13 kez maça çıkmış isimden bahsediyoruz. Aleksandra Penetra'yı alsak Maxi Gomez'le birlikte. Desek ki ya Gustavo Gomez tamam biz seni aldık almasın ama kardeşim yani evdeki hesap çalışıya uymadı. Biz çalışıdan gelirken bir tane aldık eve geliriz bin tane olur dedik. Nalı açtık nal çocuk çıktı yani yolun açık olsun desek. Mutlu olur musunuz? Sevindirik olur musunuz? Peki ee, penetrayı alsak Gustavo paketlemesek ya da paketlesek. Ee, ama aynı zamanda Maxi Gomez'i alsak. Bir forvetimizi yüksek bir bedelle paketlesek. Hocam Valencia'dan da bahsediyorsun. Hayır ben bir forvetimizi. Mesela 7 milyon euroya bir forveti satsak. 7 milyon euroya da hani 7 milyon euro teklif etmişiz ya. 7 milyon euroya da Maxi Gomez'i alsak. Tisserant'ın parasıyla da Penetra'yı çeksek. Penetra'yı çeksek artı elimizdeki futbolcuyu geri göndersek. Anlaşma yapıp. Not. Not not. 13 yabancı artı bir genç olmuş oluyor. Bir kişilikte kontenjan olur. Oraya da belki bir kanat oyuncusu alınabilir. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoya beğeni atarsınız arkadaşlar bu videoya. Sorularınızı yazabilirsiniz yorum olarak. Bir de lütfen maç saatine kadar abone olalım arkadaşlar. Şurayı 25.700 yapalım lütfen. Maç önü canlı yayında 25.700 görelim. İnşallah da maç sonunda Rabbim bize Fenerbahçe 3. hafta itibariyle Süper Lig'in yeni lideri demeyi nasip etsin inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.